Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapsam kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün biz mantar soslu makarna yapacağız ama fırınımız bozuk. Daha önce söylemiştim zannediyorum. Fırının camı patladı. O yüzden epeydir fırında bir şey yapamıyorum. Bugün de tutturduk fırında mantar soslu makarna diye. Fırınımız yok. O zaman tavada yapalım. Ne varsa mantarlarını ben doğradım. Tereyağında şimdi biraz kavuracağım. Ondan sonra şimdi şöyle içine malzeme ne koyabilirim? Bakacağım bir dolaba neler varsa. Güzel soslu bir makarna yapalım hep beraber. Görüşürüz gene. Tereyağını böyle bir eritelim. Mantarları da doğrayıp kavuralım. Bakalım içine başka neler girebilir. Tavada mantar. Mantar soslu makarna. Bir tane kabak doğrayayım. Ben kabağı seviyorum. Makarnada da sebzeleri seviyorum aslında ben. Ercan da ille de mantar tek başına olsun demeyecektir herhalde. Bakalım. Domates biber sosum var. Çok güzel. Ondan atacağım. Bunları da mantarın içine atıp güzelce kavuralım bakalım. Evet, mantarlarım bayağı kavruldu. Şimdi kabakla kırmızı kapya biberlerimi koydum tavaya. İkisi de beraber. Biraz böyle diri diri olmasını istiyorum ama bakalım nasıl olacak. Biraz da bu şekilde kavurayım. Başka içine ne katabilirim? Bu arada ben de düşüneyim. Mantarlarım bayağı oldu. Kabaklarım da şöyle bir rengi değilsin. Ondan sonra bir su bardağı su katacağım içerisine. Süt, pardon, su değil. Makarnam da pişmeye yaklaştı. Bakalım tavada mantar soslu sebzeli makarna olacak bu. İçinde sebze de var çünkü. Aslında çok da şey değil. Evde ne varsa sebzelerden bir patlıcan, bir domates, bir biber, bir kabak. Biraz varsa mantar. Mantar olmasa da sebzeli makarna da gayet bir güzel. Ben çok seviyorum. Ercan'ın bir takıntısı var. Mantar soslu makarna diye. Buna piştikten sonra baharatlarını pişirmeyeceğim. Piştikten sonra atacağım baharatlarımı. Evet, mantarlarım ve kabağım, kapya biberim pişmek üzere. Makarna da böyle fiyonk makarnayı tercih ettik. Makarnamız da pişmek üzere. Şöyle bir kase domates, biber karışık, aslında soslarda kullanıyorum ben bunu, kendim yapmıştım. Kapya biber ağırlıklı bir sosum var, bu da çok güzel oluyor, yakışıyor da. Bir kase de bunu katalım içerisine. Şöyle kaşığı alayım ben. Vallahi tek elle de video çekmek zor oluyor arkadaşlar. Bugün kendim çekmek zorundayım. Şöyle. Evet, şimdi de alacağım, tabakta kalmayacak. Evet, kapya biberimizi kapya biberle ve domatesle yaptığımız sosumuzu da içerisine koyduk. Evet, makarnamız oldu. Şimdi ne yapalım? Aslında çok da suyu kalmadı ya. Bunu ben hiç süzdürmeden, çünkü biraz daha ateşte kalacak ya, bunu hiç süzdürmeye gerek yok. Bunu ben
Şöyle tavama güzelce yerleştireyim. Çünkü suyu kalmadı hiç. Güzel ayarlamışım. Evet. Sen de buradan kalk bakalım. Şimdi ne yapacağız? Makarnamızı haşladık. Üzerine şöyle bir su bardağı sütümü koydum. Krema varsa tabii daha güzel olur. Ama benim şu anda kremam yok. O yüzden sütü koydum. Şu yaptığım sosu da üzerine şöyle kameramanım geldi arkadaşlar. O yüzden şimdi işim biraz daha kolaylaştı. Evet. Bu yaptığımız sosu da şöyle üzerine güzelce gezdirelim. Şimdi ne yapalım? Şimdi kaşar rendelemiştim. Onu da üzerine. Kaşarı bol olacak bunun. Tek bence en güzel tarafı bu. Ercan'a bu konuda katılıyorum. Kaşarı bol oldu mu güzel oluyor. Baharat istemedi içine. Baharat o yüzden koymadım. Ama bunun içerisine bir naneydi, kekikti. Hani böyle baharatlı yakışırdı ama Ercan bugün baharat istemedi. Tamam dedik. Evet, fırında değil tavada makarnamız oldu. Şimdi bunu ocağa koyalım. Ne yapacağız? Kaşarlar eriyinceye kadar şöyle altını da kısıyorum. Kaşarlar eriyinceye kadar pişmeye devam edecek. Evet, tavada makarnamızı ocağa koyduk. Şimdi bu yavaş yavaş pişecek. Ben isterseniz bir tekrar edeyim. Mantarlarımı tereyağında kavurdum. Üzerine kabağım vardı ve kapya biberim vardı. Onları doğradım. Onlarla da kavurdum. Domatesli biberli sosum vardı. Onu kattım, kavurdum. En son makarnamızı haşladık. Bir su bardağı sütümüzü döktük. Üzerine hazırladığımız sosu ve üzerine kaşarı rendeleyip koyduk. Şimdi ocakta bakalım nasıl olacak. Görüşürüz. Tavada mantarlı sebzeli makarnamız olmak üzere. Kaşarları eritti. Çok da güzel, lezzetli görünüyor. İnşallah sizler de seviyorsunuz.